Salonun dışındaki konuşma mesaj veriyor. Şanlıurfa'da kime diyeceksiniz? Yeniden Refah Partisi'ne. Çünkü Yeniden Refah Partisi çok etkili bir aday çıkardı. Erdoğan'ın eski danışmanlarından bir tanesini Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediye Başkanı olarak çıkardı. Mesaj Yeniden Refah'ıydı. Şanlıurfa çok çekişmeli geçeceğiz. Peki ne oldu diyeceksiniz? Ya Yeniden Refah'la AK Parti arasında, Erdoğan'la Fatih Erbakan arasında ilişkiler nasıl? Erbakan'ı defterden sildi. Utanç verici bu iddiaları reddediyoruz. Sahiplerine iade ediyoruz. Anlaşma oldu olacak derken yılan hikayesine dönen AKP ile YRP görüşmeleri sonuçsuz kaldı. Anlaşma sağlanamadı. Bu kez iddialar ve suçlamalar ortaya serildi. Yeniden Refah'ın aday çıkarma karşılığında para aldığına dönük iddialara karşı Suat Kılıç sert konuştu. Yeni Refah Partisi'nin Ankara veya İstanbul'da herhangi birinden bir maddi menfaat karşılığı destek ilişkisine girebileceğini düşünmek bile abes ve iştigaldir. Yargı yoluna gideceklerini söyledi. Bugün bu iddia ve iftiralarıyla gündeme gelenler yarın insanlarımızın yüzüne bakabilme yetisini yitirirler. Tiksinti verici bu gibi iddialar karşısında yasal haklarımızı kullanacağımızı ifade ve beyan ediyoruz. AKP'li isimlerle Yeniden Refahlı kurmaylar sosyal medya üzerinden de karşı karşıya geliyor. AKP İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, CHP'li Belediye Başkanı Tuş Soyer üzerinden Yeniden Refah'ın aday çıkarma kararını eleştirdi. Parti arayışın devam ediyorsa bunlardan aday olabilirsin dedi. Yeniden Refah'tan yanıt gecikmedi. Erdoğan'la Erbakan arasındaki fotoğraf hatırlatıldı. Geçmişte bizimle birlikte yol yürüyüp de şimdi çeşitli gerekçelerle yolunu değiştirenlerin tercihleri kendilerini ilgilendirir. AKP ile Yeniden Refah arasında ipler gerilirken Erdoğan, YRP ile karşı karşıya geldikleri Şanlıurfa'da konuştu. Salondaki programından önce 7 dakika süresince otobüsün üstünden seslendi. Erdoğan'ın konuştuğu bu nokta AKP'den ayrılarak Yeniden Refah'ın adayı olan Kasım Gülpınar'ın miting yaptığı, Erdoğan'dan daha fazla alanı doldurdu yorumlarına neden olan yerdi. Urfa gerçekten çok çok kritik bir yer. O Urfa'yı dikkatle izleyeceğiz. 31 Mart gecesi. 31 Mart gecesi kimselere randevu vermiyorsunuz. Seçim 2024'ü, yerel seçim 2024'ü sözcü ekranlarından izliyorsunuz. Yine her zaman olduğu gibi gel İzmir, İzmir olacak. Gel İzmir, gel Diyarbakır, gel İstanbul, gel Ankara, gel Konya, hepsi olacak. Ve o heyecanı sizlerle birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Erdoğan'ın hareketi gördünüz değil mi? Yani bu dedik, seni ben attım yani, defterden sildim. Ha ya, Yeniden Refah çok onun için önemli mi? Vallahi bence ileride Yeniden Refah'ın ismini çok duyacağız. Bugün için evet ufak bir parti olabilir ama gelecekte önemli bir parti olacak gibi görünüyor. Erdoğan'sız AKP döneminde, çünkü yani AKP'yi sürükleyen kim? Erdoğan. Erdoğan olmasa bugün AKP diye bir parti olmayacak. Ha, kimleri aday gösterecekler? Ankara'da Suat Kılıç'ın ismi geçiyor. İstanbul'da Mehmet Altınöz'ün ismi geçiyor. Mehmet Altınöz, kayınbirader Erbakan ailesinin, biliyorsunuz kız kardeşiyle evli Fatih Erbakan'ın. Ankara'da Suat Kılıç, İstanbul'da Mehmet Altınöz'ün ismi geçiyor. Önemli diye düşünüyorum. Onlar da ayın 9'unda açıklayacaklar bildiğim kadarıyla. Bu da önemli bir kulis bilgisi olarak sizlerle paylaştık. Ha, onun da özür dilerim. Tamam, teşekkürler. YRP onun da açıklıyor. Peki, şimdi bir Hataylı'dan şöyle bir mesaj gelmiş. Umarım akşam bu soru da kendisine sorulur. Lütfü Savaş'a. Adı Sessiz Yürüyüş'tü ve halk sessizce anma yapacaktı. 4.17'de...